Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Benim nasip olursa muhakematla alakalı bir çalışmam var. Biraz önce bahsi geçti. Daha evvel bir yayınlanmıştı da tekrar bir gözden geçiriyoruz. Yani benim branşım tefsir. Üstad da muhakematı tefsir mukaddimesi olarak yazmış. Herhalde anlayabilme noktasında belli bir altyapı gerekiyor. Biz Erzurum'da talebeyken bayağı mütalalar yapılmıştı. Anlayabildiğimiz kadarıyla inşallah ifade etmeye çalışacağız. Bir de son sıralar üstadın fıkıh yönüyle alakalı ben bir çalışma yaptım. Nesil yayınlarının başındaydı Selahattin Arslan. Burada sohbetlere geliyor herhalde. Bugün gelemeyeceğini ifade etti gerçi de. Bana dedi ki, hocam dedi, üstadın fıkıh yönünü böyle bir kitap halinde sizden arzu ediyoruz dedi yapmanızı. Ben de dedim ya, benim asıl branşım tefsir. İşte isim verdim falan onlar var. Onlar dedim böyle bir çalışma yapabilirler. Hocam dedi, onlara söyledik, onlar mazeret beyan ettiler. Bana göre de mazeretler haklı olabilir. Yani şöyle oluyor. Bazıları belki fıkıh iyi biliyor ama risaleleri bilmiyor. Veya risaleleri biliyor, fıkıh bilmiyor. Veya bilse de bir kısmının eli kaleme pek varmıyor. Ehli kelam oluyor, güzel sohbeti var ama eli kaleme varmıyor. Ehli kalem olamayabiliyor. İnşallah yaparız dedik ve elhamdülillah yaptık. İstanbul'a gelişim o vesileyle olmuştu. Birkaç böyle seminer şeklinde verildi. Yani onlar biraz daha zihninde taze olduğundan isterseniz bu ikinci kısımda da üstadın fıkhi yönlerinden birkaç dikkatimi çeken noktayı sizlerle paylaşabilirim. İnşallah Allah razı olsun. Biz böyle düşündük hocam. İkinci bölümde. Evet. İnşallah. Üstad 27. sözü içtihada ayırmış. İçtihada derken dinin dört kaynağı var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. İmam-ı Azam bunu çok güzel böyle netleştirmiş. Diyor ki, önce diyor ben Allah'ın kitabına bakarım. Orada bir hüküm varsa onu esas alırım. Ama orada bulamazsam peygamberin sünnetine bakarım. Orada da bulamazsam sahabenin ne dediğine bakarım. Ama diyor sahabe arasında ayırım yaparım. Yani şöyle, bazısından alırım, bazısından almam diyor. Çünkü yani sahabe arasında da alim olan var, daha böyle kendi halinde olan var. Dolayısıyla İmam-ı Azam alim derecesinde olanların görüşünü esas alıyor. Kendisi tabiinden, sahabeye yetişen nesil. Sonrakilere gelince diyor, hüm rical, nahnu rical. Onlar adam, biz de adamız. Yani ayet-i hadise bakar ve ayet-i hadiste hüküm yoksa, sahabede bir şey dememişse, içtihadımızı yaparız diyor. Üstad, Asar-ı Bediye adı verilen eski eserlerinin toplandığı bir kitap. Orada diyor ki, Nara-i Merdane, Hümrical Namurcali naklediyor, Nara-i Merdane, erkekçesine bir nara diyor. Yani evet, önceki zamanlarda elbette çok büyük alimler geldi, dinle alakalı güzel içtihatlarda bulundular. Ama günümüz şartlarında da yeni bir şey söylemek gerekiyorsa söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında içtihat kapısı açık. Fakat şu zamanda oraya girmeye 6 mani var. Buranın anlaşılmasında bazen şöyle bir problem oluyor. Ben abi seviyesinde birisinden dinleyince şaşırmıştım. Dedi ki, üstad nazikçe içtihat kapısını kapatmış. Ben müdahil oldum. Abi dedim, orayı öyle anlamamak lazım, sıkıntı olur dedim. Üstad kendisi açıktır diyor ve içtihat da yapmış. Mesela diş kaplaması işte olur mu olmaz mı? Ulema pek cesaret edememiş. Ama üstad belvai umumi, işte zaruret haram helal eder. O nokta
Bir de nasıl ki parmak diyelim yaralansa, kanasa sarılıyor. Sargının içini yıkamak gerekmiyor. Dişle alakalı da öyle bir kıyas yapıyor. Caiz olduğunu söylüyor. Bu bir iştihattır. Daha önce pek cesaret edilemeyen bir iştihat. Din İşleri Yüksek Kurulu da aynı tarzı onlar da fetva verdiler zaten. Yani bu gibi konularda, yeni ortaya çıkan konularda iştihat yapılır, yapmak da lazım. Mesela Bitcoin, herhalde 10-15 yıllık bir geçmişi var. Daha evvel biz böyle bir kelime bilmiyorduk. Ama şu an bazıları soruyor. Hocam Bitcoin caiz mi, değil mi? Ayette böyle bir hüküm yok. Hadiste böyle bir hüküm yok. Bitcoin diye sanal bir para eskide de yok. Bu durumda bunun hükmünün ne olduğu ulema tarafından, Din İşleri Yüksek Kurulu gibi veya sahasında uzman yetkili kişiler gibi onlar tarafından bunun hükmünün verilmesi lazım. Veya diyelim hayat sigortası, kasko caiz mi değil mi? Tüp bebek, organ nakli caiz mi değil mi? Bunlar günümüzün meseleleri. Buralarda fetva verilir. Yani yeni yeni iştihatlar yapılır. Ama diyelim günümüz şartlarında bir İmam-ı Azam gibi, bir İmam-ı Şafii gibi dinin bütün konularında iştihat yapan bir alim yetişmez. Üstad ona dikkat çekiyor ve buna lüzum da yok. Yani zaten halledilmiş Selefi Salihinin nasıl diyor, İslamiyet'in nazariyat kısmında ve Selef'in iştihadat-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakıp heveskerane yeni iştihatlar yapmak bid'a kerane bir hıyanettir. Yani eskide halledilmiş meseleleri tekrar gündeme getirmek, yeni bir iştihat yapmaya çalışmak, buna lüzum yok. Zaten böyle kötü niyetler de hep çıkmış hocam. Yani şeyi bozmak için. Dolayısıyla üstad bunun tedbirini alıyor. Evet. Yani kapalı kısmı eski iştihatların olan kısmı kapalı herhalde, öyle mi? Yok şöyle. kapalı, iştihada kapalı olan mı? Yani zaten halledilmiş meseleler. Yani günümüzde tutup da ya namazı nasıl kılacağız? Bu konuda sıfırdan bir iştihat yapmaya lüzum yok. Sanırım kapalı, iştihat kapısı kapalı. Evet, evet. Altı mani var. Yani eski zamanda ulema o meseleleri halletmişler. Orada yeni bir iştihada lüzum yok. Yani bir vakit kaybıdır. Bir de İslamiyet'in usulüne hücum var. Yani, oraya ağırlık vermek gerekir. Aslı bozmaya çalışanlar. Evet. Bu gibi cihetlerden. Şeyde biz Hollanda'dayken civar ülkelere de davet ediyorlar, gidiyorduk. Bir defasında Lille, Fransa'nın Lille şehrine gitmiştik. İlk yıl gittiğimizde bir evde ders yapılmıştı. İkinci yıl tekrar gittiğimizde o baktık müstakil dershanelerini kurmuşlar. Maşallah. Bahçeli bir dershane. Ders yapıldı, öyle geniş bir salon. Dersten sonra birisi yanıma geldi. Hocam dedi, şöyle bir kenara çekilebilir miyiz? Bir sorum olacak. Buyurun dedim. Dedi, bu herkesin içinde sormayayım da özel sorayım. Dışarıya çıktık. Şöyle yaptı. Saçlar gitmiş üstten, onu gösterdi. Hocam dedi, 35 yaşındayım ama görüyorsun dedi, saçlarım üstten gitti. Kenarlarda var. Saç ektirmek caiz mi dedi. Ben de caiz olduğunu söyledim. Gözler açıldı böyle. Hocam ciddi mi söylüyorsunuz dedi. Dedim ya sen fetva sordun, biz de bu işin fetvasını söyledik. Bunun dedim şakası olmaz ki. Ama hocam dedi, ben buradakilere sordum, caiz değil dediler. Peki dedim, gerekçeleri neymiş? Hani gerekçeli karar oluyor ya. Gerekçeleri neymiş? Gerekçeleri şuymuş. Bu Allah'ın sende bir tasarrufudur. Sanki Allah'ın tasarrufunu beğenmemek ortaya çıkar. Yani Allah'ım sen benim saçımı aldın ama ben inadına yine saçlı olacağım. O manaya gelir demişler. Yok dedim, estağfurullah, böyle bir manaya gelmez. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah, hastalandığımızda tedavi olalım mı? Peygamber Efendimiz evet olun diyor. Likülli da'in deva. Her derdin devası var. Allah hiçbir dert indirmemiştir ki devasını da yaratmış olmasın. İlla sam diyor. Ölüm müstesna. Ölüme bir çare yok.
Dedim bunun dedim anlamı şudur. Ya Rabbi sen beni saçlı yarattın ama ben nasılsa saçıma herhalde iyi bakamadım. Şimdi tedavi oluyorum. Bu dedim bu anlama gelir. Ama dedim rahatsız değilsen hiçbir şey yapmayabilirsin. Yani hani diyelim saçının olmayışından bir rahatsızlık duymuyorsan illa tedavi olman da gerekmez. Dünyalar onun oldu. Yani bu gibi konularda içtihat yapmak gerekiyor. Ve farklı içtihatlar da oluyor. Ya ben bunu dedim. Genelde böyle söylemişler. Ama hakikaten bazıları da bu iş olmaz diyenler de olmuş. Bu durumda üstad rey-i cumhur diyor. Eski eserlerinde rey-i cumhur. Yani ekseriyet ne demiş ona bakılır. Rey-i cumhur çok böyle rahatlatıcı bir ifade. Yani bir icma mümkün olmayabiliyor. Bütün alimler hep aynı konuda ittifak edemeyebilirler. Ama ekseriyet o konuda ittifak etmişse o zaman bu rahatlatıcı bir durum. Evet. Üstad mesela zaruret haramı helal yapar. Onu ifade ederken innet darurat tübihul mahsurat. Bu ayete dayanıyor. Mesela Allah-u Teala işte ölü eti, putlara kesilenler ve domuz eti bunların haramlığını bildiriyor. Ama ardından da buna bir istisna getiriyor. Açlıktan ölme gibi bir durumda olan bir kimse ızdırar hali denir buna. Izdırar halinde yiyebilir. Buradan bir hüküm çıkarmışlar ve demişler ki innet darurat tubihul mahsurat. Yani zaruret haramı helal derecesine getirir. İşte şu kaide ise külli değil. Yani ilahiyatta bunlar bize anlatılırken külli kaideler olarak öğretiliyor. Doğru bir yönüyle külli kaide ama üstad bunun sınırları da olması gerekir. Her yerde bunu uygulayamayız ona dikkat çekiyor. İşte şu kaide ise külli değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamışsa haramı helal etmeye sebebiyet verir. Yoksa suyu ihtiyarıyla gayrimeşru sebeplerle zaruret olmuşsa haramı helal edemez, ruhsatlı ahkamlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Mesela bir içki müptelası zaruret derecesinde müptela olsa da diyemez ki zarurettir bana helaldir. Yani demek ki zaruretin miktarını iyi belirlemek gerekiyor. Yoksa adam diyelim ki iş arıyor, başka yerde bulamamış, sadece içki fabrikasında iş bulabilmiş, zarurettir, bu bana helaldir diyebiliyor. Orada olmuyor. Yani orada tam bir zaruret hali yok. Başka bir yerde yine bir iş bulabilir. Dolayısıyla onu zaruret olarak göremez. Eğer desen, hak bir olur, nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olabilir? Yani hak bir olur, 4 mezhep bir de 12 mezhep. Şimdi 4 mezhebi biliyoruz. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. 12 derken de Taberi'nin de mezhebi var, Süfyan-ı Sevri'nin de var ve daha bir takım başka zatların da mezhepleri var. Ama 4 mezhep dışındakiler zamanla pek mensubu kalmamış. Dolayısıyla 4 mezhep ön planda olmuş. Yani 4 mezhepte farklı farklı hükümler var. Bunların her birisi nasıl hak olabilir? El cevap. Bir su 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki. Birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır, tıbben vaciptir. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır, tıbben ona haramdır. Diğer birisine az zarar verir, tıbben ona mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir, tıbben ona sünnettir.
diğer birisine ne zarardır ne menfaattir, afiyetle içsin, tıbben ona mubahtır. İşte hak burada taaddüt etti, beş ile haktır. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur. Çok güzel bir değerlendirme bu, çok rahatlatıcı. Yani su beş farklı durumda beş farklı hüküm alabilir. Diyelim ki adam susuzluktan ölmek üzere, su ona farz oluyor, içmezse ölecek. Bir başkası diyelim ameliyattan çıkmış, suyu içse ölecek, ona da haram oluyor. Bir başkası içse de olur, içmese de olur, mubah. İçse daha faydalı, diyelim müstehap. İçse biraz zarar görecek, mekruh. Yani bakın, beş farklı durumda beş farklı hüküm alabiliyor. Üstad eski eserlerinden birinde, Kızılyıcaz'da, mantığın hükmü nedir? Böyle bir soruya aynen bu mantıkla cevap veriyor. Bazılarına farzdır, bazılarına haramdır, bazılarına mubahtır, bazılarına müstehaptır, bazılarına mekruhtur diyor. Ne gibi? Mesela bir fıkıh alimi mantık bilmezse doğru dürüst değerlendirme yapamaz. Ona farz. Ama bir başkası altyapısı bu gibi değerlendirmelere müsait değil. Mantıkla işe başlamak da çok mantıklı değil. Mantık okusa kafası karışacak. Ona haram gibi. Yani bu gibi duruma göre değişiyor. Mesela evlilik. Evlilik normalde sünnet-i müekkededir. Ama diyelim bir delikanlı, evlenmeye imkanı var. Evlenmediğinde gayrimeşru yollara düşmesi çok kuvvetli ihtimal. Böyle bir durumda ona farz derecesindedir. Bir başkası diyelim ki paranoyak veya ne deniyor? Şizofren. Şizofren bir durumu var. Böyle birini evlendirmek karşı tarafa zulmetmek anlamına gelir. Kendisi farkındaysa tedavi olması lazım. Farkında değilse de etrafının ona yardımcı olması gerekir. Tedavi olduktan sonra evlenebilir. Yani şizofren durumda evlenmek haram olur. Yani dolayısıyla tek bir hüküm yok. Bu gibi noktalarda üstad gerçekten fıkıhta da böyle devrim yapmış tabiri caizse. Yani ben konuya girdikçe baktım Allah Allah, üstad bayağı derinlere girmiş. Usulü fıkhı derinlemesine risalelerde kullanmış, kavramlarını kullanmış. Risaleleri dikkatle okuyan farkına varmadan çok güzel bir usul dersi alıyor. Usulü fıkıh dersi ve bazı meselelerde de işte onların fetvalarını bir nevi görmüş oluyor. Doğrudan belki fıkıh adı altında değil ama üstad serpiştirerek anlatmış. Çok güzel bir değerlendirme altyapısı, kapasitesi insana kazandırıyor. Bir tanesi sordu bana. Dedi ki, hocam dedi, çalgı aletleri eşliğinde ilahiler de oluyor. Caiz diyen var, demeyen var. Sizce nasıl? Dedim caizdir. İlahi olarak dinlenebilir dedim. Ama hocam dedi, ben dinlerken bende şehevi duyguları harekete geçiriyor. Ha dedim, sana caiz değil. Sende yan tesiri var. Bu şunun gibi. Mesela aspirin en fazla kullanılan ilaçlardan birisi. Faydalı mı? Faydalı. Ama adam mide kanaması geçirmişse o adam aspirin vermiyorlar. Midesi delinebilir. Ona yan tesiri olacak. Ya yarın ameliyat olacaksa vermiyorlar. Vermiyorlar. Evet. Ve tıpta şöyle bir ölçü varmış. Hastalık yok, hasta var. Yani her hasta kendi şartları içinde değerlendirilir. Fıkhi konular da onun gibi. Yani diyelim ki evlilik herkese farzdır diyemezsin. Herkese sünnettir de diyemezsin. Duruma göre, şahıslara göre değişir. Yani bunlar tabii içtihadi hükümlerde. İçtihadi hükümlerde bu gibi değişiklikler oluyor. Mektubatta üstadın nazara verdiği bir husus var. Burada mektubatı göremiyorum. Neyse, hatırımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. İslamiyet'in nazariyat kısmının farklı telakki edilmesinden ortaya çıkmıştır diyor. Mezahibin ihtilafı ise
mezhepler niye ihtilaf etmişler? İslamiyet'in nazariyat kısmı, yani teorik kısım, farklı anlaşılmaya içtihada açık olan kısım, bunların farklı telakki edilmelerinden mezhepler ortaya çıkmıştır diyor. Bunu anlatıp bitireyim. Mesela bir baba dört evladına dese ki, evlatlarım akşama bana her biriniz aynı yemeği hazırlayın, bakalım en güzel kim hazırlayacak? Fasulye, pilav, yanında bir de içecek. Şimdi burada bu üç şeyin her birisi biraz yoruma açık. Fasulye, acaba kuru fasulye mi? Taze fasulye mi? İki türlü olabilir. Pilav, pilav o daha da farklı olabilir. İşte bulgur pilavı mı, pirinç pilavı mı, Özbek pilavı gibi daha özel pilavlar var. Onlardan biri mi? Hangi pilav yapılsa aslında doğru. Yani pilav dediğine göre herhangi bir pilav getirilebilir. Ama kim daha güzel yapacak? Mesela onun ortaya konulması. Hele içecek bir şey çok daha fazlasıyla yoruma açık. İşte su olabilir, limonat olabilir, ayran olabilir, hoşaf olabilir, meyve suları olabilir. Bunların her birisi içecektir. Yani demek ki Allah-u Teala dileseydi hiçbir mezhep olmayacak şekilde hükümlerini öyle beyan ederdi. Hepimiz aynı anlardık. Yani diyelim bulgur pilavı denildiğinde herkes aynı bulgur pilavını yapacaktır. Pirince ihtimali olmayacaktır. Allah-u Teala istese hükümlerini ayrıntılı beyan ederdi. O zaman Hanefi, Şafii gibi farklılıklar olmazdı. Ama farklı anlaşılmaya müsait beyan etmiş. Buradan mezhepler çıkmış. Bununla alakalı vemsehu bi ru'usikum, mesela abdestle alakalı işte ayette başınıza meshedin. İmam Şafii diyor ki bir iki telede ise yeter diyor. İmam-ı Azam diyor ki şu şekilde yapıldığına göre demek avuç içi kadar bir miktarın böyle meshedilmesi gerekir diyor. İmam Malik de diyor ki başınıza meshedin dediğine göre şöyle yapmak gerekir. Bunların her birisi doğru. İşte her üç pilavın da doğru olması gibi, her içeceğin içki dışında doğru olması gibi bunlar da bu şekilde doğru olan hükümler. Risaleleri okuyan bir arkadaşımız askerdeyken komutan demiş ki, adı Mehmet arkadaşım. Mehmet demiş, Allah bir, peygamber bir, kitap bir, kıble bir. Bu mezhepler nereden çıkıyor? Sen demiş ilahiyatçısın, bunu bilirsin. Mehmet de demiş ki, komutanım size askerce cevap vereyim. Bakın demiş, biz denizciyiz. Sabahları komutanı gördüğümüzde bir defa selam çakıyoruz, yetiyor. Denizciler de öyleymiş. Sabahtan bir defa selam, daha sonra gördüklerinde selam yok. Ama demiş karacılar, onlar her gördüklerinde selama duruyorlar. İşte demiş Hanefilerde mesela Allahu Ekber namaza duruluyor, el bir defa kaldırılıyor, yetiyor. Ama demiş Şafiler her defa ellerini kaldırırlar. Dolayısıyla o da haktır, bu da haktır. Tamam Mehmet demiş, mesele halloldu. Mutmain hale geldim demiş. İşte mezhepsizliği üstad fitne olarak görüyor. Ve mezahibin zinciri diyor İçtihat Risalesi'nde. Mezhepsizlerle alakalı mezahibin zincirinden kendilerini çıkarıyorlar diyor. Mezheplerin zinciri kayban yoldaki arabaya takılan zincir gibi. Kaymaktan koruyor. Bir insan mezhebin dışına çıktığında dengeli gidebilmesi kolay değil. Yani mezhepsizlik bir fitne, mezhepçilik de başka bir fitne. Yani mezhepçilik de nedir? Din yani mezhep eşittir din gibi görmek. Hanefilikte müfrit veya Şafilikte müfrit veya Caferilikte müfrit gibi aşırı gitmek mezhepçilik oluyor. O da başka bir fitne. Elhamdülillah Risaleler'de bütün bu gibi konularda bize fikir verebilecek çok güzel bakışlar var. O nazarla bakıldığında bunlar görülebiliyor. Cenab-ı Hak layıkıyla istifadeyi hepimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.